Merhaba, iyi günler. 11 Mart 2024. Yavaş yavaş seçime doğru yaklaşıyoruz. Bugün birkaç seçim bürosuna uğradım. Reklamcılara uğradım. Harika bir para dönüyor çarşıda. Matbaalarda tebrik ederim, teşekkür ederim. İşte özlenen sonuç buydu. Aman, yani dikkat edelim. Güzel para harcanıyor, tebrik ederim. Aferin. Daha günümüz var. Reklamlara önem verelim. Reklamcı değerli arkadaşlarım, matbaacılar uzun yıllardır çok tıkandılar. Bütün seçimleri Ankara'ya topladılar. Yerel seçimleri, genel seçimleri. Şimdi serbest piyasa. Biraz para bu tarafa doğru matbaacılık sektörüne, reklamcılık sektörüne geçti. Yani televizyoncu, radyocu, gazeteci arkadaşlar da dilerim bu furyadan nasiplenmiştir. Aman ha. Güzel, akıllı olalım yani. Şimdi kapitalizm ne demektir? Evet. Kapitalizm ne demektir? Anamalcılık. Kapitalizm. Sermaye. Sermaye hareketleri. Sermayenin varlığı. Birikim. Evet. Bankacılık. Sigorta. Borsa. Yabancı para. Döviz. Faiz. Enflasyon. Devalüasyon. Evet. Bir sürü yabancı kelime. Değil mi? Devam. Şimdi 18 yaşından küçük ehliyetsiz bir genç kullandığı araç ile bir kişinin ölümüne sebep oluyor. Telefonu ile güzel, değerli anneciğini ararken annesine ne olur affet beni anneciğim, arabamız pert oldu diyor. Evet. Yani çocuğu biz yetiştirdik. O çocuğun sorumlusu bizim nesil. O anneden babadan önce toplumun o çocuğun üstünde hakkı var. Ne yaptık biz? Arabacılığı, evi, bankacılığı, metayı, malları, her şeyi biz mübarek yaptık, kutsal yaptık, tartışılmaz yaptık. Bankasız bir hayatı, borsasız bir hayatı düşünemiyoruz. Oysa insanlık tarihinde banka yoktu, borsa yoktu, para yoktu. İnsanlar takas yapıyordu, avlanıyordu, topluyordu, dağıtıyordu. Paranın kendisi yoktu. Parayı biz icat ettik, Anadolu insanları. Evet, bankayı da biz icat ettik, sigortayı da biz icat ettik. Anadolu kervansarayları. Tarihte çok örnekleri vardır. Tabletlerde çok kurallarla ilgili maddeler vardır. Uygulamalar vardır. Evet, şimdi biz yarattığımıza da taptık. Şimdi kutsal ve mübarek oldu kapitalizm. Ne diyor? Araba. Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye 2. Johannes Gluckner. Güzel, değerli bir kitap. Alman araştırmacı Johannes Gluckner, Atatürk, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye adlı ilgi çekici belgesel çalışmasını şu sözlerle tamamlıyor. Batı basınında çıkan coşturucu yazılar, efsaneler ve karşılaştırmalar Kemal Atatürk olayını açıklamaktan uzaktır. Tarihsel gerçek onun oluşum çizgisini ve bu kişiliğe tarihte birinci derecede rol oynama olanağını veren koşulların araştırılmasını ister. Tarihin akışı Türkiye'yi de atlamadan geçmiyor. Soğuk Savaş'ın dondurucu rüzgarı burada da yumuşamaya başlıyor. Vaktiyle Atatürk'ün ektiği tohum onun kendi vatanında da yeşerecek ve büyüyecek. Bugün Türkiye'de durum 1920'lerden başka türlüdür. Ama Kemal Atatürk'ün ancak bir parçasını tamamlayabildiği yapıtı ulusal demokrat güçlerin geliştireceğine ve mutlu bir sonuca götüreceğine güvenebiliriz. Alman araştırmacı Johannes Gluckner'in Atatürk ve Türkiye ile ilgili bu belgesel çalışmasının 3. cildinin de 1. ve 2. ciltleri gibi okurlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. Bu önemli çalışmayı gelecek cuma günü yine gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte alacaksınız. Şunun yılına bakalım da konuşmalarımız havaya gitmesin yukarıya. Yıl var mı acaba? Evet, İstanbul'da.
1998. Nurer Uğurlu Başkan da kurul tarafından hazırlanmıştır. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bulursanız alın. Bunlar koleksiyon değerinde kitaplar. Artık çarşıda bu tür kitapları bulmakta çok zorlanabilirsiniz. Yani. İnsan ve insanüstü varlıklar, ruh, melek, cin, insan. Profesör Doktor Süleyman Ateş. Evet. Tarih içinde semavi dinlerin ve felsefenin de dahil olduğu geniş bir sahada insan meselesi ele alınmıştır. Fakat şüphe yok ki insanı bir bütün olarak ele alan ve ona gereken değeri veren İslam dinidir. İslam insanı yalnız ve tek başına ele almamıştır. İnsan Allah Celle Celaluhu, insan, insanüstü varlıklar, ruh, melek, cin, insan, insan ve insan madde ilişkilerinde bir bütünlük ve birlik kurmaya çalışmıştır. İnsan bu ilişkileri dengeli bir şekilde yürüttüğü zaman gerçek insan veya üstün insan, insanı kamil olma vasfına hak kazanmaktadır. Elinizdeki eser bu konulara açıklık getirmektedir. Bu insanüstü kelimesi var. İnsanı kamil, yani bizim inancımızda öteki inançlar gibi şey değil yani. Aristokrat değil, yukarıda değil yani. Yani orada o dinsel bir atmosferde onu anlatıyor. Yani felsefi bir boyutta. Öteki dinlerde, öteki ideolojilerde ırka giriyor işte. En tehlikelisi o. Benim ırkım senin ırkını keser öldürür. O çok tehlikeli. O faşizme gidiyor. Mutluluk ağacı. Ione Martin. Texas'taki büyük çiftliğe aşçı olarak gelen genç İngiliz Leonora Caltron bir anda orada yaşayan genç erkeklerin aklını başından alır. Bunların arasında işvereni yıllanmış bekar Clark Taylor da vardır. Leonora bu beklenmedik mutluluğu yakalamak üzereyken karşısına aşılmaz bir engel çıkar. Kıskançlık. Clark ile evlenmesi tasarlanan zengin Kelly Armitage iki sevgilinin arasını açmak ve rakibesini çiftlikten uzaklaştırmak için elinden geleni esirgemez. Önyargılar, dedikodular, yalanlar ve tuzaklar. Yollarının üzerine güçlüklerin en kötüleri dikilir. Bunları aşabilecek, geçmişe sünger çekebilecek midir? Evet, heyecanlı bir kitap. Lütfen okuyun. İlgi çekici. Angel, Asturias, Kasırga. Bunu daha önce okumuştum. Bu konulara, Nobel'le ilgili düşüncelere katılmadığım için şöyle göstereyim. Demokrat olarak katılmadığımı da belirteyim. Öyle üç kuruşa beş köfte yok. Şunu şuraya koyayım. Yani. Bu An English Course for Turks Intermedia. Evet, çok eski bir kitap bu. Kapkara görmüşsünüzdür. 280 lira. Paraya bak. Evet. Şöyle yine bir bakalım yani. Yani şöyle. Bizim milletimiz derin köklü bir geçmişe sahiptir. Atatürk. Bu da kaç yaşında bir kitap? Gitmiş, çürümüş gitmiş. Şöyle şuradan götüreyim yani göstereyim şimdi. Çok eski. Fazla tozlu. Bu defa öksürtüyorum. Cumhuriyet gazetesi fotoğraflarıyla Cumhuriyet'in 80 yılı. Evet, tanıdık iki lider. Aydın Güven Gürkan ve Erdal İnönü. Böyle bu fotoğraflarda benim arka tarafta çok arkadaşlarım oluyor. Şöyle. Bazen. Bazılarında. Şimdi tozun toprağın içinde bu kadar. Biraz da bugün şey yapalım bakalım. 17 Şubat 1984. Neşe Erbek, Avrupa Güzeli. Biraz da dergileri, gazeteleri dolaşalım. 1 Mart 1984. Toplu konut dönemi başlıyor. Bu taze. O zamanın taze var. Toplu konut yapımını teşvik ederek büyük kentlerdeki gece kondulaşma problemine çözüm bulmayı hedefleyen 2985 sayılı toplu konut yasası yürürlüğe girdi.
Yasa daha önce müteahhitlerin egemenliğindeki konut yapımı işinin büyük inşaat firmalarınca ve profesyonel kooperatiflerince sahiplenilmesi ve genellikle kent dışındaki alanlarda düzenli toplu konut alanları yaratılması amacıyla bir dizi teşvik tedbirlerini kapsıyordu. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra dev ölçekli konut projelerinde tam bir patlama yaşandı. Bunların bir bölümü yeşil alanları, sosyal tesisleri ve otopark gibi altyapı hizmetleriyle çağdaş görünümlü siteler yaratırken bir bölümü de kişiliksiz altyapı hizmetlerinden yoksun ve çirkin beton bloklar oluşturdu. İşte İstanbul'a dalan damgası. 25 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedrettin Dalan, ANAP iktidarının sağladığı yeni mali imkanlarla İstanbul'u bir mega projeler kenti haline getirirken kamuoyunda aylar süren şiddetli tartışmalara sürükledi. Aynen Demokrat Parti iktidarında geçen 1950 yıllarda olduğu gibi 1983'ten sonra ANAP iktidarı sırasında da bir dünya kenti kimliği biçilen İstanbul, Dalan'ın belediye başkanı sırasında bütçeden aldığı büyük payla dev bir şantiye görüntüsüne büründü. İşte çok binaya emek verir de insana emek vermezsen, her şeye yatırım yapar da insana yatırım yapmazsan, bu baştaki şey gibi sonuca varırsın. 15 Mayıs 1984 Aydınlar Dilekçesi. Aydınlar Dilekçesi'ni imzalayan 56 kişi hakkında dava açıldı. Okuyalım bakalım altına. Sakin sakin. Yazar, öğretim üyesi ve sanatçılardan oluşan 1256 aydının imzaladığı Türkiye'deki demokratik düzene ilişkin gözlem ve istekler başlıklı Aydınlar Dilekçesi, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'a sunuldu. Aziz Nesin öncülüğünde hazırlanan dilekçe, 12 Eylül'den sonra ilk toplu eylem olması bakımından kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak Ankara Sık Yönetim Komutanlığı 21 Mayıs'ta dilekçeye yönelik soruşturma başlatarak 1402 sayılı Sık Yönetim Kanunu'na aykırı davranmaktan 56 kişi hakkında dava açtı. Ankara Sık Yönetim Komutanlığı 1 No'lu Mahkemesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan dava 19 ay sürdü. 7 Şubat 1986'da sona eren dava tüm sanıkların beraat etmesiyle sonuçlandı. 6 Temmuz 1984 Zati Sungur öldü. Sihirbazlar Kralı adıyla tanınan Türkiye'nin en eski illüzyonisti Zati Sungur 87 yaşında İstanbul'da öldü. Devletle vatandaş Gökova'da karşı karşıya. Gökova Körfezi'ne yapılması planlanan termik santralin yapımı 1984 yılında vatandaşla devleti karşı karşıya getirdi. Evet. 9 Eylül 1984 sinema Çirkin Kralını yitirdi. Yılmaz Güney. 1985. Sosyal Demokratların evliliği. 12 Eylül sonrasında kurulmuş iki Sosyal Demokrat Parti olan Halkçı Parti HP ile Sosyal Demokrasi Partisi'nin SODEP. 1985'te tek çatı altında birleşmesi Türk siyasi tarihinde eşine ender rastlanan bir güç birliği örneği olarak öne çıkar. Şimdi bu seçimden sonra iki tane belediye seçimi denk gelmişti. Bir tanesi Menemen, bir tanesi Alaçatı. İkisine de gittik. Yeni bir coşku, yeni bir enerji. Ondan sonra sol toparlanıyor. Geldik Alaçatı seçimlerine. Bir 15-20 gün emek verdik. Menemen'e de o kadar emek verdik. Ondan sonra Alaçatı'da bir gece ışıklar bir yandı. Böyle ne kadar dozer, grader, kepçe varsa tarlaya bir girdi, havalanı yapılıyor. Toz, nasıl böyle? Toz. Şaşırdık. Ondan sonra orada cumartesi akşamı, seçim akşamı, yani ayakkabılar tek olarak sol teki sende, sağ teki pazartesi. Ondan sonra şeyler, çil çeyrekler. Ondan sonra işte daha bildikleriniz, tahmin ettikleriniz, sonra pazartesi sonuç.
Onun için öyle siyaset yapanlar de 3 kuruşa 5 köfte olmuyor. Raşan Ecevit 23 Kasım'da Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı seçildi. 14 Kasım 1985 DSP kuruldu. Evet. DSP kuruldu. DSP kuruldu. DSP kuruldu. Demokratik Sol Parti Menderes ilçe başkanlığı levhasını aldım. Geldim gazinonun önüne konakta. Cuma havası otobüslerin arkası çok geniş. Orası sahanlık gibi. Oraya koydum koca levha. Ondan sonra getirdim orada büren vardı şeyde Cuma havasının meydanında. Çaktım onu oraya. Atatürk heykeline doğru. Orada ne biçim içki içiyordum o yıllarda. İçki su gibi bedava. Ondan sonra seçimlere hazırlık yaptık. Seçimlere giriyoruz. Elimizde bir hoparlör. Onu Eyüp Germe bir gün anlatsın. İbrahim tanıttı ya da Arif etti. İbrahim Ünlübaş. Eski arkadaşlarla bir gün bir röportaj yapayım. Yani. Bir gidiyoruz. Böyle. Beni Ecevit zannettiler o aşağı köylerde. Ben hiç Bozdun diye vermem minibüsün içinde.